Yemek Adası'na hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz yine yöresel. Diyarbakır mutfağından harika bir lezzet olan Diyarbakır'ın meşhur güvecini yapacağız. Bu muhteşem lezzetin yapımı çok basit. Her evde bulunabilen malzemeler. Bu harika lezzetin buyurun yapımına geçelim. Malzemeleri görüyorsunuz. Her evde bulunabilen malzemeler. Bu gösterdiğim malzemelerin dışında kesinlikle hiçbir sebze veya bir baharat kesinlikle girmez. Diyarbakır güvecinin malzemeleri sadece bu kadardır. Gösterdiğim kadar. Anlatacağım neler kullandığımı, hangi malzemeleri kullandığımı. Öncelikle 4 adet patlıcanı küp küp doğruyorum. Tuzlu su hazırlıyorum. Tuzlu suyun içine doğruyorum. Bu işlemi mutlaka yapmamız gerekiyor. Çünkü patlıcanın acısını çıkarmazsak yemeğin tadı bozuk olur. Ben önceden diğer 3 patlıcanımızı da doğradım. Zamandan kazanmak için. Gösterdiğim şekilde küp küp doğruyorum. Ne çok büyük ne de çok küçük. Bu ölçüde doğruyorum. Diğer doğramış olduğum patlıcanları da suyun içine bırakıyorum. Tekrar üzerine çıkana kadar su ilave edip bir köşede bekletiyorum. Acı suyunu bırakması için. Diğer malzemeleri doğramaya geçiyorum. 3 veya 4 adet kapya biber kullanabilirsiniz büyüklüğüne göre. Gösterdiğim şekilde önceden yıkadım. Çekirdeklerini çıkardım. Normal yemeklik doğruyorum. Ne çok büyük ne de çok küçük olacak şekilde. Bu şekilde pratik bir şekilde doğruyorum. Diğer yeşil biberlerimizi de doğruyorum. Biberin büyüklüğüne göre değişebilir. 3-4 adet de yeşil biber doğrayabilirsiniz. Bir kilogram domates kullanıyorum. Kabuklarını çıkardım. Tabii önceden yıkadım. Dış kabuklarını çıkardım domatesin. Zamandan kazanabilmek için. Gösterdiğim şekilde küp küp doğruyorum yemeklik olarak. Diyarbakır güvecinin malzemeleri bu kadardır. Kesinlikle Diyarbakır güvecinin içine kuru soğan asla girmez. Patates girmez, kabak girmez. Yani eğer bu malzemeleri varsa kesinlikle o Diyarbakır güveci değildir. Diyarbakır güvecinin malzemeleri sadece bu kadardır. Baharatları bile değişmez. Bu şekilde domateslerimizi küp küp doğruyoruz. Evet, pratik bir şekilde doğrayalım. Zaten eriyecektir, hiç kalmayacaktır domatesler. Ben daha önce Diyarbakır güveci yayınladım. O çok altlarda kaldı o videom. Toprak güveçte yaptım. Ama bizi yurt dışından izleyen çok fazla ve öğrenciler çok fazla izliyorlar. Herkesin evinde güveç olmayabiliyor, bulmak zor olabiliyor. Ben bugün güveç yerine döküm tencere kullanacağım. Onda da aynı lezzet, hiçbir değişiklik yok. Hatta daha da lezzetli oluyor diyebilirim. Çünkü ısıyı eşit dağıtıyor döküm tencere olunca. Her tarafı eşit şekilde ısı aldığında ben bugün döküm tencerede kullanacağım. Diyarbakır güvecinin özelliği, güvecin veya tencerenin altına kuyruk yağı ince ince kıyılmış kuyruk yağı kullanılır. Evet, ben bugün
Güveç kullanmayacağım, tencere kullanacağım. Bu şekilde kuyruk yağı kullanabilirsiniz. Ama sağlık açısından bizim evimizde kuyruk yağını kullanmayan insanlar var. O yüzden onun yerine ben tencerenin en altına tereyağı ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı kadar gösterdiğim şekilde. 1 kilogram yağsız dana kıyma kullanıyorum. Parça etli kuzu eti de kullanabilirsiniz. Ama kuşbaşı kullanırsanız daha güzel olur. Bu şekilde 1 kilogram dana yağsız kuşbaşını tencerenin altına yaydım. En alta tereyağını bıraktım. Dediğim gibi orijinal tarifinde kuyruk yağı kullanılır. Eğer dilerseniz kuyruk yağı kullanabilirsiniz. Ben gösteriyorum ama kullanmayacağım. Şöyle bir avuç kadar da sarımsak serpiştirdim etin üzerine. Toplamda 2 baş sarımsak kullanıyorum. Evet, şimdi 4 adet patlıcanımızı tuzlu suyun içine doğramıştık. Acı suyunu verdi. Onları da etin üzerine yayıyorum. Gösterdiğim şekilde bastırıyorum. Görüyorsunuz suyun rengi ne kadar karardı. Mutlaka patlıcanlarımızın acı suyunu çıkarmamız gerekiyor. Yoksa yemeğimizin tadı bozuk olur. Üzerine doğramış olduğumuz biberlerimizi de yerleştirelim. Bu sıralama da çok önemlidir. En alta patlıcan, üzerine biber, en üstüne de domatesler serpiştirilir. Bu şekilde bastırıyoruz elimizle, güzel yerleşsin. Evet, üst katmanına da kabuklarını çıkardığımız, normal yemeklik doğradığımız domateslerimizi yerleştiriyoruz. Evet, ben bugün bu şekilde yaptım. Çünkü evinde fırını olmayanlar var, güveci olmayanlar var. Ama aynı lezzet, hatta daha lezzetli, harika bir tarif. En üstüne de sarımsaklarımızı yerleştiriyorum. Kalan sarımsaklarımızı, toplamda 2 baş kullandım. 1 baş da kullanabilirsiniz sarımsak. Sarımsağı bol olmalı, daha lezzetli olur. Sarımsaklarını doğramıyoruz. İsterseniz salçayı çok az bir suda ezerek de kullanabilirsiniz. Ama ben hiç öyle görmedim ailemde. Bu şekilde bir kaşık domates salçasını domateslerin üzerine döküp ben böyle parçalayarak koydum. 1 yemek kaşığı kadar da pul biber. Bir yemek kaşığı tuz. Bu şekilde en üstüne yerleştirdim. Bütün baharatlar bu kadar. Sadece pul biber. Ben bir çay bardağına yakında zeytinyağı kullanıyorum. Yemeğimiz yağsız olmasın. Su fazla konulmaz. Yarım çay bardağından daha az su kullandım. Fazla su konmaz güvece. Ve tekrar üzerine bir yemek kaşığı kadar daha tereyağı. Bu şekilde elimle parçalayarak yayıyorum. Ben bunu bugün ocakta pişireceğim. Evinde fırını olmayanlar için yapıyorum ve güveci olmayanlar için yapıyorum bu tarifimi. Ben bunu normal ocakta, orta ocakta, kısık ateşte 1,5 saat kadar pişirdim. Piştiğini nasıl anlayabiliriz? Asla güveç karıştırılmaz. Bu da püf noktasıdır. Suyunu salacak, çekecek, siz onun sesinden anlarsınız. Asla kapağını açmamamız gerekiyor. Artık yemekten su sesi değil de böyle yağın çıtırtı sesleri geldiği zaman anlayacağız ki artık güvecimiz pişmiştir. Bakınız, sadece dibinde yağ kaldı. Kesinlikle içinde su kalmamalı. Yani sebzelerin suyu bile kalmamalı güvecin içinde. Suyunu tamamen çekmeli. Bu güveç genellikle Diyarbakır'da pide ekmeğiyle servis yapılır. Yanında da yeşil Diyarbakır çermiğin yeşil biberleri vardır. Çok özel, böyle küçük küçüktür, ince kabuklu. Harika yeşil biberleri vardır. Onunla servis yapılır. Bu şekilde
tüketiyoruz. Eğer beğendiyseniz lütfen bir beğen tuşuna basarsanız ve kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Kanalımda Diyarbakır'ın diğer bütün meşhur yemekleri bulunmaktadır. Oynatma listemden bakabilirsiniz. Abone olursanız çok mutlu olurum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalınız.